Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Bugün Euro Truck Simulator 2'de telemetri kurulumunu yapacağız. 12 Şubat'ta SCS Software tarafından blokta yayınlandı. Oyunun yine tutkunları tarafından geliştirilen bir sistem. Göstergeleri tarayıcıda, internet aracılığıyla, sunucu aracılığıyla size aktarıyor. Yani kısacası direksiyon kullananlar için diyelim. Telefona veya tablete veya başka bir ekrana o şu kısmı aktarabiliyorsunuz. Oyunda kullanırken veya uzaktaysa bu ekran oraya bakıp devam edebiliyorsunuz. Hatta burada şu American Truck Simulator'ın çoklu oyuncu monitörü kurulumunda gösterilmişti. Orada görmüştük. Pavel Sebor mu oynuyordu, hangisi oynuyordu hatırlamıyorum da. Aynen burada o oynarken bir kısmı şuraya yansıtmışlar. Burada sadece çoklu motor kurulumu olduğu için sadece şu ekranı yansıtmışlar ama telemetri sayesinde şimdi göstereceğim size nereden indirdiğiniz gerektiğini. Burada zaten konu yazılamıştık Eurotruck2.com'da. GitHub diye bir yer var. Oradan programı indiriyorsunuz. Burada ses ve işte o klavye, Logitech klavyesi için ekrana yansıtabileceğiniz bir şey de var, program da var. Aynen, şimdi buraya geçelim. Resmi formana. Burada Funbit isimli kişi paylaşmış. Böyle hazırlamış. Sadece şu an Android için geçerli ama tarayıcıdan yine bağlanabiliyor Windows Phone ve işte iOS'lar. Yani biz denemedik onu. Sadece şu an Android'de denediğim için bilemiyorum. GitHub'da böyle bir sayfa var. Şuradan download deyip bütün şeyi indirebilirsiniz. Bende var ama yine indireyim size göstermek için. Evet. Şöyle. Şimdi burada hazır klasör aleti var. Mobile diyen yerde Android için APK var. Bunu bir USB ile şeye atıyorsunuz. USB kablosuyla telefonunuza atıyorsunuz. Orada onu başlatıyorsunuz. Şimdi montajda zaten burada göreceksiniz şeylerini, resimlerini. Onu kuruyorsunuz, açıyorsunuz. Daha sonra bu buradan telemetriyi açmanız gerekiyor. Şunu kuralım mesela, başlatalım şimdi programı. Evet, çıktı. Şu an oyun çalışmadığı için çalışmıyor diyor. Steam'den gireceğiz. Sonra oyuna bağlanacak bu. Ethernet kablosuyla şu an bağlanıyorum. Masaüstü bilgisayarımda sunucu IP'm burada. Şimdi bu IP'yi telefona giriyorsunuz. Fakat telefonun bağlanabilmesi için, başka bir cihazın bağlanabilmesi için güvenlik durmanı kapatmanız gerekiyor. Ben o yüzden takıldığım için, bir de uğraşmak istemediğim için zaman olmadı. Geç yayınladık zaten videoyu. Şimdi şu an çekiyoruz. Asset'e geleceksiniz arkadaşlar. Şu güvenlik duvarını komple kapatacaksınız. Şu an bağlanamıyor mesela benim mobil. Şu an bağlanamıyor çünkü güvenlik duvarı kapalı değil. Şunu bir saat uzatalım. Bir saat kapalı kalsın. Şimdi aynen bağlandı. Şu an bağlandı mesela. Size de görüntü gelecek burada. Fotoğrafı. Oradan seçebiliyorsunuz. Şimdi oyuna bağlı olmadığımız için girmediğimiz için göstermiyor bir şey. Şimdi girelim oyuna. Burada hemen bir SDK kullanımı talep edildi diye bir uyarı geliyor. Bunda sıkıntı yok. Yani şu an bağlantılı olduğu için bu uyarıyı veriyor size. Şimdi şunun bir sesini kısalım önce. Gireceğiz çünkü oyuna. Oyunda ne varsa ne yapıyorsunuz orada bilgileri gösteriyorsa göstergeleri canlı olarak hareket edebiliyor. Şu an ben bağlandım mesela. Şeye gireyim, mobilden DAF kullanıyorum. Şu an DAF'ın göstergesine, dashboard'una bile erişebiliyorum. Şu an açtım mesela DAF'ın şeyini. Telefonda. Aynen şimdi
Evet, böyle bir şey çıktı. Yalnız bunu yatay yapayım. Telefonda bir dakika. Hani şöyle onu yatay yaptım. Böyle yaptım. Aynen. Şu an telefonuma şu görüntü geldi. Yani şunu hemen size de şeyini atalım. Fotoğrafını kaydettim. Ben burada bastığım an lambalar falan hepsi yanıyor. Buraya ne yapıyorsam oraya da bilgi gidiyor. Mesela şu an motor çalışırdım. Vitesi değiştirdim. Mesela oraya da gidiyor. Şimdi bir diğer unsur daha var. Normal istatistik ekranı daha var. Onu mesela şöyle. Hatta burada göstereyim size. Şu an çalışıyor zaten. Sistem sıkıntı yok. Buraya tıklarsanız direkt şu sayfaya gidiyor. Burada bütün bilgilerinizi gösteriyor. Yük alırsanız gösteriyor burada ne olduğu. Nereden nereye gittiğinizi gösteriyor. Mesela şimdi buradan bir yük alacağım ben. Burada benim ekranım hala devam ediyor. Şöyle yükü alayım. Oraya da bilgi gidecek. Yani burada şimdi masaüstüyle oynuyorsanız bir farkı olmaz. Telefondan baksanız olur, bakmasanız ne olur. Ama direksiyonla oynayanlar şu an aldım, bilgiler de gitti. Hemen şuraya geldi. Bazen şaşırabilir. Ona artık şey yapmayın. Şu an geldi mesela. Geri vitesle gidiyorum. Aynen. Her şeyi gösteriyor burada. Şeyim nereden nereye gittim? İş makinesi aldım şu an mesela. Aracımın hasarı yalnız bende şey olarak çıktı. %13 gözüküyor ama burada %37 olarak gösteriyor. Aynen bak şu an burada siz de görüyorsunuz. DAF'a gelirsem şöyle gösteriyor. Skyna'da yine şey bu ne ya? Ben mi bu? Aynen ben. Bende yine gösteriyor. Yine buna göre değişebiliyor. Şeylerin. Tabi araca göre değişir. İşte dediğim gibi yine böyle büyük bir televizyonda oynuyorsunuz bir şey ayarladıysanız şuraya tableti koyup şeyin önüne direksiyon setinin önüne o tarz kullanabilirsiniz. Hemen burada dashboard gözükür. Daha gerçekçi olur. Direksiyonu hemen arkasına koyarsanız çok harika olur. Zaten forumda filan bazı sitelerde işte videolarda gösteriyorlardır. O tarz oluyor. Yani bunun dışında anlatılacak pek bir şey yok. Şu an benim nereye gideceğim burada belli oluyor. Buradan çıkalım, kendi şeyimize gelelim. Şunu da ben yine şey yapayım. Zaten kaydediliyor bunların hepsi. Yani telemetri kurulumu böyle bir şey. Bunun dışında başka bir şey yok. Dediğim gibi yine buradan kuruyorsunuz, bağlanıyor. Telefonda da APK'yı kuruyorsunuz. Oradan IP'nizi yazıyorsunuz, giriyorsunuz. IP'miz burada yazıyor. Oyunu açıp bağlanıyorsunuz. Daha sonra işte bağlanmayanlar için güvenlik duvarını pasif yapmanız gerekiyor. Asset veya işte Kaspersi kullanıyorsunuz, AVG kullanıyorsunuz, Norton kullanıyorsunuz. Onları pasif yapın veya işte başka bir cihazın bağlanabilmesine izin verin. Bağlantılarınızla ilgili bir şey yine işlem. Bundan sonra bağlanabiliyor yani burada bütün bilgileriniz çıkıyor. Yani başka bir şey yok. Başka bir yine anlatım olursa bu tarz yine yaparız. Yani bu kadar yani. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler.